Hızlı Olanlı Felsefeden merhaba. Bu yeni yılın 2014'ün ilk programındayız. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Burak, Burak Ünver aramızda iktisat bölümünden. Bugün biraz iktisattan, biraz matematikten konuşacağız aslında. Bir yandan matematiğin iktisattaki, sosyal bilimlerdeki yeri, niye bu matematiğe muhtacız, sosyal bilimler matematikselleşmeli mi, fazla mı ileri gidiyoruz yoksa daha çok mu matematik kullanmaktayız? Onu konuşacağız. Ardından da biz bu iktisadı tam olarak niye yapıyoruz, etik bir iktisat politikası nasıl geliştirebiliriz, fırsat eşitliği, eşitlik üstüne genel olarak konuşacağız. Arada da Game of Thrones'tan konuşacağız. Çünkü az önce Leonard Cohen'in şarkısının bitmesini beklerken bir dizi muhabbetine girmiştik Fringe bittikten sonra falan diye. 2014'ün ilk programına Leonard Cohen yine bir şarkısıyla başladık. The Partizan'la başladık. Geçen dönemki programlarda da bol bol Leonard Cohen çalmıştık. The Future'ı birkaç kere çalmıştık. Bakalım uğur getirecek mi? Matematik kısmından başlarsak, hikaye biraz şu az önce yine konuştuğumuz benim muhteşem önerilerimden bir tanesi şuydu. Ya Türkiye'deki siyasal metinleri alalım biz, bunları o matematik diline, mantık diline daha doğrusu koyalım. İşte A ve B, kapa parantez, ise C bilmem ne... Eğer ve sadece eğer falan filan diye. Ya bu metin mantıklı bir metin çıkıyor mu? Yani çünkü şimdi yaptığımız budur değil mi? Yani bir önermeyi sıralarız. Bunun arasında bir tutarsızlık var mı? Bu bir hatalı önerme mi? Bunu herhangi bir başka bir alanda yaptın mı? İşte o yani uçak düşer. İşte ilaç yaparsan insanı öldürürsün. Fakat siyasette bu... Ya o da onun düşüncesi oluyor ki düşünce sayılamayacak bir şey. Çünkü düşünce dediğimizde biz kendi içinde tutarlılığı olan bir şeyden bahsederiz. Şimdi iktisatta da çok fazla matematik kullanıyoruz. Sosyal bilimlerde çok fazla matematik kullanıyoruz. Bazen aşırıya kaçarak, bazen kaçmayarak. Sen çok fazla kullanıyorsun. Çünkü o eşitsizlik üstüne makalende bile sayfalarca böyle tek bir cümle kurmadan diyeyim. Matematiksel işlemlerle yani fırsat eşitliği budur altında bir... hesaplama serisi. Evet, hesaplama serisi. Bir x'ler bir şey... Evet. Omegalar falan gidiyor nedir? Alfa, beta. Alfa, beta gidiyor. Onlar ne isim geliyor falan hiçbirimiz bilmiyoruz. Bir, matematiğe ne kadar muhtacız? Ne zamandan beri sosyal bilimlerle matematiğin ilişkisi nereden gelir? Fazla mı abarttık? Abarttın mı? İstersen niye matematiğe muhtacız? Yani niye sen matematiği abartanlardansın mesela? Bir sosyal bilimci de, bir iktisatçı da niye böyle bir matematik fetişizmi olabilir mesela? Şimdi en sonunda söylemem gereken şeyi en başta söyleyeyim. Bence matematikselleştirilerek yapılmış iktisatın amaçlarına ulaşması mümkün değil ama matematiksiz iktisat alternatifinden kesinlikle daha kötü. Yani iki tane kötü arasında tercih yapmak zorundayız. Bunun da sebebi iktisatın doğası gereği çok karmaşık bir konu olması. Şimdi bu sonuca nasıl varıyorum? Şöyle, en baştan alalım. Senin vurguladığın bir şey vardı. Matematiksel şekilde ifade edilmiş herhangi bir sosyal metin eğer ki bir tutarsızlık içeriyorsa apaçık kendini gösterecektir. Biz de bunu hemen görüyoruz. İşte şurada bir tutarsızlık var. A, B'yi ifade eder. C, D'yi ifade eder. Filan. Buradan işte A ve B şuysa filan. Orada mantıksal önermeler kullanıyorsunuz ve bazı eliminasyonlar yapıyorsun ve diyorsun ki bu iddia mantıklı veya mantıksız. Buna hemen karar verebiliyorsun. Bir parantez, herhangi bir yazılım metni aslında biz tamamen matematik diline aktarabiliyoruz. Tabii matematik yani, özünde evet. bir dil sadece tutarsızlığa müsaade etmeyen bir dil. Yani bir siyasal metni alıp işte hükümet işte şu kesim şöyle bir tartışmada falan bu metni alıp biz doğrudan işte önermeler, aç parantezler. Ama bu yani herhangi bir ifadeyi tutarsızlıktan kurtarabiliyor olması matematiğin bu sadece bir yan ürünü. Asıl amaç o değil. Asıl amaç çok daha farklı bir şey. Şu, genel olarak bilim için doğru bu.
herhangi bir bilim dalı, biyoloji olabilir, fizik olabilir, iktisat olabilir. İlk önce yaptığı şey şu, ilgilendiği kavramları, nosyonları, nesneleri sabitliyor. Ve bunlarla ilişkili olarak bir dizi gözlem yapıyor. Bunları özenli şekilde kaydediyor. Bunlara ne diyoruz? Data, veri. Verileri yazıyorsunuz. Bunun ilk adım bu. Düzgün bir şekilde listelemek. Sonra yapılması gereken şey şu. Öyle bir kuram, öyle bir teori yazacaksınız ki, yani bir mekanizma tasarlayacaksınız. Verilerinizi neredeyse kusursuz şekilde taklit edecek. Sizin kağıt üzerinizdeki teoriniz gerçekte gördüklerinizle çok yakın değerler verecek. Bilimin genel olarak amacı bu. Biyolojide de böyle, fizikte de böyle, iktisatta da böyle. Şimdi iktisatta bunun yapılabiliyor olmasının sebebi şu. İktisatın ilgilendiği kavramlar, nosyonlar büyük oranda nümerik veya nümerik olarak ifade edilebilir. Örneğin ne kadar tükettiğiniz, ne kadar süreyle çalıştınız, ücretiniz ne, toplam üretimden işçinin payı ne kadar, enflasyon oranı kaç, faiz oranı kaç filan gibi nümerik olarak ifade edilebilen şeyler. Dolayısıyla bir teori yazılacaksa nümerik değerler veren bir teori olması lazım ki onu ikisini birbiriyle kıyaslayabilirsiniz. Dolayısıyla da teorinizi yazdığınız anda kaçınılmaz şekilde matematiksel bir şey yazıyorsunuz. Yani gerçekler gözlemlediklerinizle uyumlu teori yazmak gibi bir şey olduğu hedefiniz olduğu anda iş matematikselleşiyor. Tutarlı olması da bir yan ürün. O aslında tabii daha önermeler mantığı alanından bir şey. Söyledim. Peki iktisatçılar hep böyle miydi? Yani tarihçiler Ricardo'lardan, şunlardan, bunlardan, Keynes'lere gelirsek teorilerin sözel bir formda üretildiği bir dönemimiz vardı da bir anda mı biz tamamen matematiğe kaydık? Çünkü şu an bir iktisat makalesini okuduğunda insan matematik biliyorsa anlayabilir onu. Başka türlü mümkün değil. Yani bugün yapılan kaliteli akademik, iktisadi alanda bilime yapılmış katkılarda sizin bunu anlayabilmeniz için kesinlikle çok iyi derecede matematik bilmeniz lazım. Başka türlü okuyabilmeniz o metinlerin ilk sayfasından daha ileri gidememenize sebebiyet verecektir. İktisadın matematikselleşmesi kısmı biraz karışık. Şöyle, en ünlü isim iktisat kuramını oluşmasındaki en önemli isim herhalde Adam Smith'tir. Ya da ilk anda o akla gelmezse David Ricardo. Bu insanlar çok ciddi şekilde matematiksel bir dil kullanmıyorlar. Bu arada Adam Smith'i de bir yere ayırmak lazım. Aslında Adam Smith ahlak felsefecisidir. Ahlak felsefesinin iktisatla ilişkisi dolayısıyla iktisatla ilgilenmiştir. Yani çok bizim böyle de sonra geleceğimiz konu. Evet evet, yani bir tersten. Tersten iktisatla ilgilenmiştir. Ricardo gerçekten bugünkü anlayacağımız anlamda iktisat sorunlarıyla ilgilenmiş bir insan. Ve çok üst seviyelerde olmasa da bir matematik kullanmıştır. Ama iktisat bilimini bilim haline getiren isimlerin bir listesini yazdığınız zaman ya çok iyi derecede matematik bildiklerini ya da çok ciddi derecede matematik kullandıklarını biliyoruz. 1830'lardan beri bu böyle. Dönemin ünlü matematikçileri iktisada merak saldıklarında çok büyük bir kolaylık yaşadıklarını ve iktisadi sorunları hemen sembolik olarak temsil edebildiklerini fark ediyorlar. Ve bu konuyla ilgilenmeye başlıyorlar. Ve 1800'lerin ortasından beri iktisatın içerisinde matematik var. Ama ana akım değil. Ana akım olması 20. yüzyılın başlarını buluyor. Ne zaman? Şu. Devletler gerçekten iktisat politikalarını manipüle ederek, değiştirerek belli sonuçlar elde etme motivasyonuna sahip oluyorlar. Ve bu da iktisatçıları gerçekten nümerik tahminler yapan modeller kurmaya itiyor. Yani felsefi tartışmaların içerisinden sıyrılıp gerçekten spesifik olarak istihdam ne kadar olacak, vergi politikası değiştirilirse toplam üretim nereye doğru hareket eder filan gibi şeylere cevap verebilecek şeylere ihtiyaç duyulması matematikselleştirmeyi getiriyor ama işin ucu biraz kaçıyor tabii. Şöyle bir şey soracağım ben. Şimdi matematik kimi zaman yani bir şey matematikle ifade etmek anlatımımızı kolaylaştırıyor. İşte basit bir dil olduğu için yani
Mesela işte bu kümelerdeki gibi, yani bir sürü işte kesişimi, hı hı. bak bunlar ortak ilgi hı. alanlarına sahip şeyler, şu bu. Anlatmak çok uzun sürer ama hemen işte hı hı. çizeriz. Bu kesişim alanımız, ortak evet. kümelerimiz. Bu bunu içeriyor, bu bunu dışlıyor. Hemen koyabiliriz. Burada anlatımı basitleştiriyoruz. Fakat bazen anlatımı zorlaştırdığımız da olmuyor mu? Yani çok iyi matematik bilen birinin hı hı. anlayabileceği bir konu. Fakat ben mesela okuduğumda bazen hiçbir şey anlamıyorum. Halbuki onu düz bir cümleyle ifade ettiğimizde daha kolay anlayabiliyorum. Evet, evet. Burada biraz teoriyi saklamış da olmuyor muyuz? Yani bir teori var fakat bu herkesin öğrenemeyeceği bir şey. Evet, evet. Başka bir Latince yazıp hani bir... Bir de yani iş çok ciddi boyutlarda. Ariel Rubinstein diye çok ünlü bir iktisatçı var. Kendisi Tel Aviv Üniversitesi'nde... Ve biraz şey olmasa, sivri dilli olmasa muhtemelen Nobel'i alacaklar listesinde. Çok sivri dilli. Ama söylediklerinin çoğu doğru. Şöyle bir şey söylüyor. Ben bu kadar iktisat makalesi içerisinde iki sayfadan fazla yer hak eden bir şey görmedim. Özünde akademik iktisat çalışmaları... normal bir dille anlatılırsa çok rahat anlatılabilir şeylerdir. Benim hocalarımdan bir tanesi Sam Bowles şöyle bir şey söylemişti. Eğer ki yazacağınız makalenin özünü, ana fikrini bir partide içki içerken 2,5 dakika içerisinde başkasına anlatamıyorsanız kötü bir şey üzerine çalışıyorsunuz. Yani ve ondan sonra yani bu kadar herkesin rahatlıkla aslında anlayabileceği basit fikirleri ruhbanın elinde tutuyor. Evet, aynen çok güzel tasvir ettin. Ruhbanı eline sıkıştırmak tabii şey sorunlu ama çözümsüz değil. Sorunun çözümü de var. Şöyle nasıl fizik de çok ağır bir bilim dalı ama buna karşılık bir popüler bilim alanı var. İşte astrofizik gibi dünyanın en ağır matematik içeren en derin bilimlerinden biri için bile işte hani çok merak ediyorsanız sıfır matematik bilgisiyle çok çok fazla size bilgi sağlayabilecek metinler var. İktisat için de bu doğru. Dolayısıyla tabii bu şey olarak da değerlendirilebilir. İktisatçının kendisi de para kazanmak için yeni bir alan açmak değerlendirilebilir. Hem sen kendin anlaşılmaz şeyler yaz sonra onu deşifre etmek için sayfalarca popüler iktisat kitapları yaz falan. Ama bu var. Dolayısıyla sorunun çözümü de var. Ama şunu akılda tutmak lazım. Nihayetinde hakikaten bizim hayatımızın nereye doğru gideceğinin çok spesifik olarak tespit edilebilmesi için bu iş bu kadar karmaşık olmak zorunda. Çünkü soru çok karmaşık. Yani temel olarak tabii iktisadın sorusunun ne olduğunu da bir şey yapmak lazım. Altını çizmek gerekiyor. O da nedir? İktisat, mevcut teknoloji, mevcut fiziksel kaynaklar ve mevcut insan kaynakları altında kimin ne kadar çalışacağı, kimin ne kadar tüketeceği, kimin ne kadar gelir elde edeceğini söyleyen veya elde etmesi gerektiğini söyleyen bilim dalı. Şimdi bu devasa soruyu cevaplamaya kalkarsanız belki şey bile söylenir yani az matematik kullanılıyor bile denilebilir yani. Çünkü düşünsenize herkesin hayata bakış açısı farklı, beklentileri farklı, zevkleri farklı. Şimdi bütün insanlık için bir şey anlatıyorsunuz. Şeyin tasviri nasıl yapılacak? Üretim teknolojisi denilen şeyin sermaye ve emek bir araya geldiğinde nasıl üretim yaptığını matematiksel tasvirin nasıl yapılacak? Onun parametreleri nereden geliyor falan? Bunları bulmaya kalktığınız zaman anında şeyi fark edecektir yani bir insan bunun üzerine düşündüğünde. Konu özünde çok karmaşık. Ama bu tabii tersine yanıt vermenize de sebebiyet verilir. Şeyin ünlü iktisatçı John Maynard Keynes'in çok yakın bir fizikçi arkadaşı var. Ve kendisine diyor ki bu şey Keynes'e ben iktisata girecektim. Baktım ki çok karmaşık fiziğe girdim. Şimdi yani şey de olabilir tepkiniz. Bunun karmaşıklığına binaen hani hiçbir şey yapmayalım o zaman. Yani çözümsüz.
bu konuda bir şey söylemeye kalkarsanız ya çok karmaşık şeyler söyleyeceksiniz, anlaşılmaz yerlere gidecek. Ya da hiçbir şey yapmayacağız ve sorunla hiç ilgilenmeyeceğiz. Bence ikinci seçenek de makul bir seçenek. Ben birincisini seçmiş olmakla birlikte. Bu kadar matematiğe mecbur muyuz peki hakikaten? Ya da sosyal bilimciler ya da iktisatçılar diyelim. Şu an eğilim olarak tam olarak ne yapıyorlar? Yani bir yandan eleştirel akımlar, onu birazdan belki konuşuruz. Bir yandan da işte giderek matematik kullanımı Evet. sanırım artıyor. İktisatçıların matematiğe bir katkısı var Var. mı? Onu da... Evet, iktisatçıların Ya o kadar matematik çalışıyorsun, matematiğe bir katkın olsun. hiçbir şeye katkıda olmadı. Bari matematiğe bir katkıda bulun, değil mi? Şimdi iktisatçıların matematiğe katkıda bulunduğu alanlar oluyor. Ama tabii çok asimetrik. Yani ilk önce matematik, şimdi şunu teslim etmek lazım. Matematik bütün formal disiplinler içerisinde en gelişmiş olanı. O kadar gelişmiş durumda ki bu saatten sonra büyük bir matematikçi muhtemelen bir daha dünyaya gelmeyecek. Çok büyük sorunlar cevaplarını buldu. Bu yani şu an bu kadar çalışan matematikçi, akademisyenin sinirini ne kadar bozabilecek? Ay bu benim sözüm değil. Ben şeydeyken, yüksek lisanstayken Relaniz dersi almıştım. Boğaziçi'nde Ferit Öztürk'ten. O söylemişti. Yani bunu söyleyen bir matematikçi. Kendisi dedi ki, çocuklar dedi, bu yani iktisattaki büyük alanlar kapandı. Bu saatten sonra bir Weierstrass, efendime Yani söyleyeyim. mesela bir onluk tabanı değiştiririz, bir ikili evet hayra dayanan mantık sistemini değiştiririz. Yani bunlara mecbur değiliz, değil mi yani sonuçta? Yani o sistemin bütününü değiştirebiliriz. Tabanı değiştirebiliyoruz. Evet, ama bu yani olabilecek bütün tabanlar için muhtemelen sayı bilimciler zaten o çalışmaları yaptılar. Anlatabiliyor muyum? Çok ciddi, artık işin ince de detaylarıyla uğraşılıyor. Çok gelişmiş bir alan olduğu için de iktisatçının da katkıda bulunabileceği şeyler dar. Ama yok değil. Onu da yapıyor. Şeyle ilişki olarak da, yani iktisatçı buna mecbur mu ile ilişki olarak, bunu beraber de şey yapabiliriz, konuşabiliriz. Yani sen de kanaatini söylersen ben çok sevinirim. Şöyle bir yakın vakitte şöyle bir çalışma gördüm. Gelir adaletsizliği ile dindarlık arasında bir ilişki var mı? Şimdi bu soruyu sorduğun zaman ilk olarak tabii şeye bakman lazım. Yani ülkelerdeki dindarlık seviyesini tespit edip, oradaki gelir adaletsizliği seviyesini de tespit edip onları nokta nokta koyacaksın. Gelir adaletsizliği arttıkça dindarlık artıyor mu? Böyle bir yukarı doğru eğim var mı? Buna bakmak ilk şeyin olacaktır. Amacın, Gini katsayılarıyla evet, falan filan cini diyoruz. katsayılarıyla gelirin ne kadar adaletsiz dağıldığını yazacaksın. Onun karşısına da o ülkenin ne kadar dindar olduğunu yazacaksın. Bir sürü ülke için bunları yan yana koyacaksın. Yukarı doğru bir eğim çıkıyorsa diyebilirsin ki arada bir ilişki var. Ama bitmedi. Peki dindarlık mı gelir adaletsizliğine sebebiyet veriyor? Gelir adaletsizliği mi dindarlığa sebebiyet veriyor? Bunu nasıl tespit edeceksin? Burada yine matematiğe dönüp etken faktörleri falan, hani o sonuçta o sosyolojideki tüm araştırma yöntemlerindeki bağımlı değişken, bağımsız değişken falan Aynen. hesaplarını matematikle yine ifade ederek. Yoksa tartışma bitmiş olur mu? Hani o X'i bul, Evet, buradaki evet. açıklayıcı hikaye. Yani bağımlı değişken ne, bağımsız değişken ne? Bunu tespit etmek bir ciddi ve heyecan verici bir bilimsel soru değil mi? Bence çok çok heyecan verici bir soru. Yani hangisi hangisini etkiliyor? Belki ikisi de başka bir şeyden etkilendikleri için, aynı yönde etkilendikleri için öyle pozitif bir ilişki var. Mesela eğitim seviyesi düşüklüğü. Değil mi? Belki ikisi de bağımlı değişken. Yani soruyu sorduğunuz zaman, onu çerçevesini çizdiğiniz zaman bazen insanları yönlendiriyorsunuz. Şimdi ilk biz bunu söylediğimiz zaman belki dinleyiciler şey diye düşünecekler. Ha, evde konuşuyorlar birbirleriyle diyelim. Bence şu bağımlı değişken, hayır bence şu bağımlı değişken falan diye birbirleriyle konuşuyorlar. Ama o soruyu ben öyle sorduğum için biraz daha kutunun dışında düşünmeyi başarabilirseniz hemen fark ediyorsunuz ki belki ikisi de bağımlı değişken, değil Yani mi? aslında şeyi konuşuyoruz yani bu tatlı güzel çünkü çikolatalı dediğimizde şunu diyebiliyor olmamız lazım. Yani biri sorsak ötekinin de tadı aynı ama onda çikolata yok. Yani demek burada çikolata değilmiş bizim şeyimiz, aradığımız o Evet. esas sebep. Evet. Tüm bu hikayeleri matematikle de ifade ediyoruz işte, mantıkla da ifade ediyoruz. Tüm aradığımız şey de bu aslında bir konuyu Evet. araştırırken.
ve işte ister sosyoloji olsun, felsefe olsun, iktisat olsun, iktisatçılar daha bir özenli çalışıyorlar. Şimdi para olduğu için. O var, o var. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi ya fizikçiler de şey çalışıyor, yoksa o uzaydaki şeyi düşecek o araştırmalar falan. Ve milimetre, onlar tabii çok milimetrik hesaplarla çalışıyorlar. İlahiyatçının kaybedeceği bir şey yok. Atıp tutabilir tabii. Atıp tutabilir ya. Yani. Evet, evet. Yani aynen. Eğer ki siyaset bilimcinin söylediklerinden, yazdıklarından ciddi bir şekilde nümerik karşılığı olan sonuçlar çıkabilecek olsaydı muhtemelen onlar da bu kadar matematiksel yöntemler kullanırlardı. Ki Amerika'da kullanıyorlar. Amerika'da siyaset bilimi şey gibidir biraz. İktisatın kız kardeşi gibi. Yani böyle yakındırlar. O nasıl iktisatçılar matematikten araç alıyorlarsa onlar da iktisattan alırlar. Kendilerine uygularlar filan. Ve büyük oranda sosyal bilimler içerisindeki ikinci en matematikselleşmiş alandır. Neden? Çünkü bir miktar beklenti var yani. Amerikan hükümetinin ve politika uygulayıcılarının en azından bir miktar yaptıkları işler sonucunda politik sonuçlara dair bir şey elde edebilmek, bir rakam elde edebilmek beklentileri az veya çok var. Bu arada bu dindarlık gelir dağılımı adaletsizliği hikayesinde bir korelasyon var mı? Bu kesinlikle konuda? Var. Çok net var. Yani dinde şunu biliyorsanız, bir ülkenin dindar olduğunu biliyorsanız çok büyük ihtimalle o ülkede gelir adaletsizliği çok yüksek. Bu dindar partilerin tabii şey yani Birleşik Devletler'de işte Cumhuriyetçi Parti, Demokrat Parti hikayesinde sonuçta daha dindar olan taraf işte gelir vergisinin düşürülmesini savunan taraf. Gelir adaletsizlikleriyle de çok fazla uğraşmayan taraf. Evet. Onu tabii işte yine tam anlamıyla çok güzel bir şeye istemeyerek veya isteyerek bilimsel bir soruya yüzümüz çarptı. Şimdi şu doğru mu? Dindarlıkla gelir adaletsizliği arasındaki pozitif ilişkinin sebebi dindarların gelir adaletsizliğini çok önemsemememeleri mi? İşte bu değişken ne bunu? Bunun tespit edilmesi lazım. Bunun için de yeterince veri toplanıp bütün olabilecek teorileri birbirleriyle yarıştırmamız gerekiyor. Ve verileri en güzel uyanı seçmemiz gerekiyor. Bu biraz önce bahsettiğim bütün bilimlerin temel tekniği. Değil mi? Yani çünkü fizik böyle ilerledi. Matematik bize araç üretmeye çalışırken bu amaca dönük sürekli araç üretti. Sonuçlarını da cep telefonuyla konuşurken nadiren karşımızda bizimle konuşan kişinin sesini kesilmesinden biliyoruz. İyi yani. Fena çalışmıyor mekanizma. Bir cihaz var elimizde. Cihazdan kastettiğim dünyanın bilimsel geleneği. Dünyanın bilimsel geleneği çok kötü çalışmıyor yani. Askerler sayesinde. Telefonlar yani o askeri endüstri olması olmayacak şeylerden. Tabii. Yani mikrodalgadan, tüm telsiz teknolojilerinden, optik çalışmalardan, kamuflaj hikayelerinden, cep telefonu özellikle. Bu şey için de, iktisat için de doğru. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde Naval Research Institute şeyin en büyük fonlayıcılarından bir tanesidir. İktisadi çalışmaların. Tıp araştırmalarında. Evet, tabii. Tabii çok ciddi. Yani bilimsel araştırmayı sürekli teşvik ediyorlar. Para basıyorlar. Ama bu da tabii sonuçların da ona uygun olmasına sebebiyet veriyor tabii. Yani Naval Research Institute'den bir şey çıkartıp da işte devrimci ideolojiyi rasyonize ettim deyip bir makale yazamazsınız. Yani o parayı vermezler. O da doğru. Ama birçok mesela fizikçi açısından, kimyacı açısından, hatta tıpçı açısından, işte nörolog, nörobiyolog açısından da başka bir şey yok. Çalışma sahası çok fazla yok. Yani o savaş, savunma bakanlığı kompleksi dışında çok fazla farmakolog açısından da ben şu matematiğin bir de eleştirisine geçelim istiyorum. Çünkü birçok iktisatçı da ya biz bu matematik çok olumsuz bakıyor tabii. Fazla abarttık artık yani evet. Matematik işin amacına dönüştü. Evet. Diyor. Buradaki sorun sadece şey mi? Yani biz bu işi abarttık, biraz azaltalım, daha anlaşılır şeyler yazalım. Hayır değil. Yoksa bir yani bu matematikle biz bir şeyleri ölçeceğimizi sanıyoruz ama yani ölçemiyoruz. Bu ikincisi. İkincisi çok çok ciddi yaşanıyor iktisatta. Yani ilkini çok başlarda söylemişlerdi ve o insan yani bu
senin belirttiğin ilk eleştiriye 1930'larda 40'larda bir cevap verildi ve çok mahcup edici bir cevaptı. Otur çalış o zaman. Anlamıyor sana. Anla. Anla. İş yani parasını alıyorsun. Bu seni besleyin. Adın iktisat profesörü. O zaman otur çalış. Tamam. Mahcup edici bir cevap verildi. İkincisiyle ilgili çok ciddi problemlerimiz var. Yani şu. Biraz önce tekrar başa döneceğim. Bilimin temel hedefi. Yaptığınız, kaydettiğiniz verilere uygun tahminler yapan bir teori üretmek. İktisatın hala öyle bir teorisi yok. İktisat hala elindeki bütün verilerle uyumlu bir teori üretebilmiş değil. Çok fazla matematiksel teori var ama hepsinin göz yaşartacak derecede başarısız olduğu alanlar var. Yani uygun yere öyle bir yer seçebiliyorsunuz ki her teori için. Sayısız teori var bu arada piyasada dolaşan. Bu teorileri niye üretiyoruz? Tabii çok ciddi bir soru bu aslında. Yani sırf güzel matematik işlemleri yapmak için üretmiyoruz. Tıpkı sırf güzel cümle kurmak, edebi bir şeyler yazmak için sosyoloji ya da felsefe ya da tarihle uğraşmadığımız gibi. Mesela bir şeylerden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde çok uzun süre şu kabul edilmişti. Toplam üretimin yaklaşık olarak %70'i ücret gelirleri. %30 da sermaye ve faiz gelirleri olarak gidiyordu. Ve bu 100 yıllık bir veriden bahsediyoruz. Şimdi buna baktığınızda yani bunun neredeyse hiç hareket etmiyor olması, %70'e neredeyse sabitlenmiş olması konunun ciddiyetinin farkında olan her insan için tüyleri diken diken edecek bir şeydir. Yani savaşlar çıkıyor, finansal krizler oluyor, seçimler oluyor, siyasi skandallar patlıyor. Türkiye'de sürekli bir şeyler yaşıyor farkındaysanız. Ama Amerika'da işçinin aldığı payla sermayelerin aldığı pay asla değişmiyor. Belli bir sabitin etrafında çok hafifçe dalgalanıyor. Şimdi buna cevap vermek. Mesela bu çok tipik bir sorudur iktisatta. Buna nasıl cevap veririz? Nasıl olur da bu oran sürekli sabit kalır? Amaç bu. Matematikselleştirirken amaç bu. Ve bu çok enteresan bir şeye sebebiyet vermiştir. Cobb ve Douglas diye iki şeyin akademisyenin, birisi matematikçi, biri iktisatçı. Oturup bu üzerine düşünüyorlar ve Cobb-Douglas fonksiyonu diye bir fonksiyon türetiyorlar. Ve bu fonksiyon sermaye ile emeğin birleştirildiği zaman ne kadar üretim yaptığını gösteren bir fonksiyon. Bu fonksiyona sahip bir, hakikaten Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bütün firmalar bu fonksiyonla çalışıyor ise kusursuz piyasaları içerisinde gerçekten de oranın sabit olması gerektiği çıkıyor. Ve hem matematiksel bir katkı, hem iktisatı anlamaya dönük bir katkı. Ama sonra biraz önce dedim ya, iktisatta doğru düzgün hiçbir şeyi açıklayan bir teori yok. Son 20 yılda o sabitlik ortadan kalktı. İşçilerin payı gittikçe aşağı doğru gitmeye başladı. Yani şu anda %60'lara doğru gidiyor Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işçilerin aldığı pay. İşçilerin, daha doğrusu aslında bu her sektörde yok da bilişim sektöründekilerin ya da işte beyaz yakaların hisse opsiyonlarından falan da kazandığı parayı buna ekliyor muyuz? Hayır. Orada sadece işçinin emeğini satarak elde ettiği gelir var. Ama işçi bir yandan da hisse senedine sahipse o da diğer tarafa %30'luk kısma yazılıyor. Yani bir işçi... Çünkü özellikle bilişim sektöründe birçok çalışan, evet, işte internet sektöründe şurada burada şirketten hisse ya da hisse opsiyonu alıyor. Ücreti çok daha düşük, evet, olabiliyor. İşte ben bu verilere baktım. Amerika Birleşik Devletleri için yaklaşık olarak ücret alan insanların %80'inin filan kesinlikle hiçbir finansal gelir yok. Veya göz ardı edilebilecek kadar düşük. Sonra ama bu... Ben tabii kışkırtıcı soru sorayım diye yani. Yoksa herkes hisselerle geçiriyor canım onu. Hayır bu. Çünkü benim öyle bir iddiam vardı. Bir çalışma yazmıştım ve çalışmada şu varsayım vardı. Matematiksel bir model kuruyorum ya. Varsayım diyordum ki toplumun büyük bir çoğunluğunun emekten başka hiçbir şeyi yoktur.
diye varsaydım zaman insanlar ellerini kaldırıp şey diyorlardı. İyi de işte senin söylediğin şeyi tekrar edeyim. Bir sürü işçinin işte hisse senedi var, şusu var, busu var. Ya bence yok diyorum, diyor idim. Sonra dedim ki bu böyle cevaplanmayacak yani. Gideyim verilere bakayım. Ve hakikaten Amerika Birleşik Devletleri için çalışanların yaklaşık olarak %80'inin hiçbir finansal gelirinin veya göz ardı edebilecek kadar düşük finansal gelirinin olduğunu gördüm. Daha sonra İtalya'nın verilerine baktım. Orada birey birey yani böyle hani yanında bir numara var ama o numara bir Francesco Albertini'ye tekabül ediyor. Anlatabiliyor muyum? Böyle uzun bir liste. 10 bin kişilik bir liste. Oradaki verilerden baktım yine %80 oranı çıktı. Yani ücretle yaşayan insanların %80'inin hiçbir finansal geliri yok. Dolayısıyla çok önemli bir şey değil. Faktör değil. Ama daha şaşırtıcı bir şey var. En zenginlerin çok büyük kısmı ücretiyle geçiniyor. Bu daha garip bir şey. Yakın vakitte yapılan bir çalışmaya göre 2007'de falan olması lazım. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en zengin %1'in büyük kısmının gelir kaynağı şey ücret nasıl? CEO. Ha CEO'lar. Rock yıldızı, film yıldızı falan gibi. Futbolcu gibi. Anlatamıyorum. Bu insanlar korkunç paralar alıyorlar. Ve iddia o ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelir adaletsizliği sebebi klasik sol perspektifteki işçi kapitalist ayrımı falan değil. Zaten %70'i üretimin %70'i ücret geliri olarak yazıyor. Steve Jobs'ın ama bir dolardı. He? Bir dolardı Steve Jobs'ın Apple'ın kurucusu. Bir dolarlık ücretle geçiniyordu. Yani ücretliler arası bir uçurumun şeye sebebiyet verdiği, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelir adaletsizliğine sebebiyet verdiği çok kabul görmüş bir fikir. Tabii karşı çıkanlar da var da. Şöyle bir şey yok mu ama ben karşı çıkmıyorum. Çünkü CEO o parayı her zaman nakit olarak almıyor. Yine bir hisse bloku olarak alıyor. Yani sen bir şirketin CEO'su olarak evet. Bir para alıyorsun. O parayı ne yapıyorsun da işte borsada bir hisse yatırımı yapıyorsun. Evet. Aslında sen çalıştığın şirketin hissedarı değilsin. Hı hı. Fakat ayrı bir alanda bir yatırımcısın. Evet. İşin evet. İçine katılmadan üstelik tam da kapitalist olarak yani sadece kapitaliyle uğraşan yani. Evet, öteki evet. Şirketin yönetimine hiç girmeden. Evet evet. Ben bu şeye kesinlikle katılıyorum. Ama o zaman da yani gelir kategorilerinin şeyi bulanıklaşıyor. Sınırları bulanıklaşıyor. Yani adamı ücret diye yazıyorsun. Ama o kadar da ücret değil. Yani şey düşünelim, bir fabrikayı düşünelim. Oradaki yönetici var. Yönetici ücret alıyor. Ve bütün altındaki çalışanlardan tanımı gereği değil mi? Daha yüksek ücret alıyor. Gelir adaletsizliği. Gelir adaletsizliğin kaynağı nereden geldi? İşte ücretler arasındaki fark. Öyle değil ki. Yönetici aslında kardan pay alarak ücret alıyor. Ücretinin büyüklüğünün sebebi yok. Tabii. Firmanın sahibinin aslında elinde tuttuğu hakları ona devretmesi ve o hakların sonucu olan yani işçi emir verebilme hakkının sonucu olan geliri kendisine yazıyor. Ha oraya hukuki olarak ücret diye yazılıyor olabilir. Ama normalde bizim anladığımız şey nedir orada? Sıradan bir insan oraya baktığı zaman ne görecektir? Bu fabrikanın sahibi bu kişi orayı yönetme hakkını başka bir kişiye devretmiş. Bu yönetebilme hakkının karşılığı olarak bir gelir elde ediyorsun. Ben bunu şey demem, ücret demem ki yani. Sahipten değil, sermaye ortaklarından da bahsediyoruz değil mi aslında? Nasıl? Hani sahipten de bahsetme. Yani sahip de aslında çok feodal bir dil alışkanlığı. Evet, hani evet. Ayrı bir tüzel kişiliği olan evet, bir evet. Yapının yatırımcıları. Şimdi biz ufak bir müzik arası vereceğiz. Müzik arasından sonra şöyle bir şey yapalım. Şimdi burada bir şeyi konuştuk. İşte en genel anlamda matematiği konuştuk. Ufak tefek bu gelir dağılımı meselesine girdik. Hemen ufak aradan sonra işin etik kısmına biraz girelim. Bir de özellikle son sıralarda hem bu azami ücret tartışmaları var, bir yandan gelir vergisinin arttırılması tartışmaları Fransa'da, Birleşik Devletler'de, şurada burada olan ve etik bir ekonomiyi nasıl oluşturabiliriz? İktisatçının etik bir sorumluluğu var mıdır? Adalet nedir diyelim en genel anlamda. Tüm bu adalet, eşitlik, eşitsizlik, insanlara verilen fırsatlar üstüne biraz turlayacağız birkaç dakika sonra. Tamam.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais pris, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, Monsieur le Président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois, les appellent des filles de joie, les appellent des filles de joie, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent, parole, parole, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent. Car même avec des pieds de grue, car même avec des pieds de grue, faire les 100 pas le long des rues, faire les 100 pas le long des rues, c'est fatigant pour les guibolles. Parole, parole, c'est fatigant pour les guibolles. Non seulement elles ont des corps, non seulement elles ont des corps, des œils de perdrix mais encore, des œils de perdrix mais encore, c'est fou ce qu'elles usent de grolles. Parole, parole, c'est fou ce qu'elles usent de grolles. Il y a des clients, il y a des salauds, il y a des clients, il y a des salauds qui se trempent jamais dans l'eau, qui se trempent jamais dans l'eau. Faut pourtant qu'elle les cajole, parole, parole. Faut pourtant qu'elle les cajole, oh. Qu'elle leur fasse la courte échelle, qu'elle leur fasse la courte échelle, pour monter au septième ciel, pour monter au septième ciel, les sous croyez pas qu'elle les vole, parole, parole, les sous croyez pas qu'elle les vole, oh le.
elles sont méprisées du public, elles sont méprisées du public, elles sont bousculées par les flics, elles sont bousculées par les flics, et menacées de la vérole, parole, parole, et menacées de la vérole. Bien toute la vie elle fasse l'amour, bien toute la vie elle fasse l'amour, qu'elle se marie 20 fois par jour, qu'elle se marie 20 fois par jour, la noce est jamais pour la fiole, parole, parole, la noce est jamais pour la fiole. Fils de Pécor et de Minus, fils de Pécor et de Minus, ris pas de la pauvre Vénus, ris pas de la pauvre Vénus, la pauvre vieille casserole, parole, parole, la pauvre vieille casserole. Il s'en fallait de peu, mon cher, il s'en fallait de peu, mon cher, que cette putain ne fût amère, que cette putain ne fût amère, cette putain dont tu rigoles, parole, parole, cette putain dont tu rigoles. Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois, les appellent des filles de joie, les appellent des filles de joie, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent, parole, parole, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent. Car même avec des pieds de grue, car même avec des pieds de grue, faire les 100 pas le long des rues, faire les 100 pas le long des rues, c'est fatigant pour les guibolles, parole, parole, c'est fatigant pour les guibolles. Non seulement elles ont des corps, non seulement elles ont des corps, des œils de perdrix mais encore, des œils de perdrix mais encore, c'est fou ce qu'elles usent de grolle, parole, parole, c'est fou ce qu'elles usent de grolle. Il y a des clients, il y a des salauds, il y a des clients, il y a des salauds, qui se trempent jamais dans l'eau, qui se trempent jamais dans l'eau, faut pourtant qu'elle les cajole, parole, parole, faut pourtant qu'elle les cajole, oh le. Qu'elle leur fasse la courte échelle, qu'elle leur fasse la courte échelle, pour monter au 7e ciel, pour monter au 7e ciel, les sous, croyez pas qu'elle les vole, parole, parole, les sous, croyez pas qu'elle les vole, oh le. Elles sont méprisées du public, elles sont méprisées du public, elles sont bousculées par les flics, elles sont bousculées par les flics, et menacées de la vérole, parole, parole, et menacées de la vérole. Bien toute la vie elle fasse l'amour, bien toute la vie elle fasse l'amour. Kızda Olanı Felsefe'ye devam ediyoruz. Burak Öneren'le yine Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat bölümünden. Bir şarkı çalacağız dedik, iki şarkı çaldık. İlki Boris Vian'ındı. Desertör Asker Kaçakları'dan bahseden bir şarkımız. Ardından da Brass'in bir şarkısı geldi. Matematikten konuştuk. Ardından iktisadın matematiği kullanımından başladık. Tam böyle iktisat etik hikayelerine giriyorduk. Ve bu iktisatçının etikle alakası nedir? Toplumdaki adalet nasıl sağlanır? Gelir dağılımı, eşitsizliği falan dedik. Biraz savaş sonrası yıllardan bugüne doğru gelelim aslında. Yani belki şöyle bir şey, bir toplumsal projeksiyon üretiyoruz diyelim. Kalkınmak ya da işte insanlara sağlık hizmeti sunmak, eğitim hizmeti sunmak. Bu etik bir tercih bir yandan. Bir toplumsal düşüncenin ifadesi olan bir şey. Bir yandan bu vizyonumuz değişiyor. Arada iktisat politikamız da değişiyor. Modellerimiz de değişiyor. Gelir dağılımındaki adaletsizliği belki umursamamaya başlıyoruz. Bu iktisatçı burada ne yapıyor? Sadece ölçüp biçiyor mu? Bu gelir dağılımında adaletsizlik arttıkça sadece bunu ya artıyor çünkü şu formül bak arttığını açıklıyor mu diyor. Yoksa farklı bir şey yapmak için çalışıyor mu? Nasıl geldik biz? Ya etik olarak ne değişti? Toplumsal adalet anlayışımıza ne değişti? Bu değişime, yani bu toplumsal düşüncedeki değişime iktisatçılar nasıl adapte oldular? Nereden nereye geldi iktisat düşüncesi diyelim? İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana mesela. Evet. Uzun süre iktisatçının bakış açısı üretimi arttırabilmek, işsizliğe
son verebilmek üzerine kuruluydu. Ve bütün politikalarda hedeflerini bunun üzerine kuruyordu. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'nın ardından başlayan tarihlerden itibaren. Ve bu arada da adalet sorunu da köşede kıyıda kalmış bir problem olarak görülüyor. Ve o köşede kıyıda kalmış alanın tek ismi neredeyse uzun süre Karl Marx ve onun sömürü teorisi. Ve 1970'lerin ortasında işin rengi biraz değişiyor. Şöyle, John Rawls isimli bir yine etik felsefecisi, ahlak felsefecisi, gelirin nasıl paylaşılması gerektiğine dair bir fikir öne sürüyor. Bu fikir aslında birçoğumuzun gündelik konuşmalarımız sırasında ürettiği bir şeyin derinlemesine tartışılmasından başka bir şey değil. Ve iktisatçılar bu tartışmayı gördükleri zaman çok etkileniyorlar. Sebebi de şu, John Rawls'un çok yakın bir arkadaşı var. Harsanyi diye çok yakın bir arkadaşı var ve kendisi matematiksel iktisatçı. John Rawls'un yazdığı metinleri gördüğünüz zaman hemen anlıyorsunuz ki ya kendisi çok iyi derecede matematiksel iktisat biliyor ya da birilerinden fikir almış. Onu anlıyorsunuz zaten yazılarından. Ve kişisel tarihinde okuduğunuz zaman onun kaynağını da görüyorsunuz. Harsanyi ile tartışmaları onu çok etkilemiş. Tabii hazmedilebilir bir metin yazılınca ahlak felsefesi üzerinde olmasına rağmen matematiksel iktisatçının hazmedebileceği bir metin olunca çok hızlı şeye dönüşüyor. İktisat metinlerine dönüşmeye başlıyor. Fikri de ben kısaca özetlemeye çalışayım. Şu, diyelim ki biz sosyal sigorta sistemi kuracağız ve insanları buna ikna etmeye çalışıyoruz. Diyeceğiz ki işte herkes bir miktar ortaya koyacak. Zor durumda kaldığımızda birimiz, toplumun içerisinden birileri zor durumda kaldığında o kaynakları o insanın diyelim ki işte hastalanması, sakatlanması falan gibi durumlar için kullanacağız. Fikir bu diye ortaya koyduk. Ve birileri çıkıp diyecek ki kardeşim işte ben gencim, gelirim yüksek, hastalanma ihtimalim çok düşük. Hastalanırsam da kendimde karşılarım. Hatta kendi karşılamam bile size katkıda bulunmamdan daha ucuz. Ben niye böyle bir sisteme dahil olayım gibi eleştiriler getirebilir. Güncel bir soru hemen ben sorayım. Şu anda da zaten emeklilik ve sosyal güvenlik sisteminde aktüel olarak bu tartışılıyor biraz. Hı hı. Çünkü bu bireysel emeklilik sosyal güvenlik sistemiyle beraber biz aslında şu an sürdürdüğümüz aktif olarak çalışan nüfusun ödediği primlerden emeklilerin yararlanması ve sağlık harcamalarının karşılaştırması yerine herkes kendi cebinde biriktirsin, emekli olduktan sonra onu harcasın. Evet, evet. Sistemine geçiyor gibiyiz. Evet, evet. Hatta bazı iddialar var. Amerika Birleşik Devletleri için söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde sosyal sigorta sisteminin Barack Obama öncesi sistem için söylüyorum. Sosyal sigorta sisteminin hiçbir şekilde gelir dağılımını değiştirmediği, yani fakirin ihtiyacı olduğu kadar sosyal harcamalara ihtiyacı olduğu kadar vergilendirildiği, zenginin de kendisine ihtiyacı olduğu kadar vergilendirildiği, aslında tek başlarına yapabilecekleri harcamaları devletin üstlenmiş olduğu, ama şey gibi değil yani, devlet cebinden vermiyor şeyi. Yani yine aynı iki insan alıp geri aynı insana harcıyormuş gibi olduğunu çok kuvvetli şekilde iddia ediyorlar. Bu tabii şeyde bizim de daha yakın olduğumuz kıta Avrupası geleneğine çok aykırı bir şey. Ve biz de yavaş yavaş hani o küçük Amerika örneğine doğru benzemeye devam. Latin Amerika'da çöken bir sistemdi yani. Aradaki fark tam olarak şöyle bir şey mi? Ben basitleştirerek ifade edersem doğru mu söylüyorum? Bir tanesinde şimdi sen çalışıyorsun, ben emekliyim. Senin maaşının bir kısmı, yani tüm çalışanların maaşının bir kısmı bu kasada toplanıyor ve bana, benim kuşağıma bir katkıda bulunuyor. Dolayısıyla çalışan işçiler ne kadar çok kazanırsa benim de çıkarım onlarla beraber. Ötekisinde ise sen çalışırken
her ay bir miktarı cebine koyuyorsun. Emekli olduğunda o miktarı harcıyorsun. Dolayısıyla yeni çalışan işçiler kazansalar da kazanmasalar da sen onlara bağlı değilsin. Aslında sen elindeki hisseler ya da mal varlığı. Dolayısıyla tam tersi belki biraz sermayenin çıkarına iliştiriliyorsun. Tabii. Şeydeki tartışmadaysa 70'lerde ortaya çıkan hani gelir adalet tartışması şey yaparsak, geri dönersek, bu arada söylediğin kesinlikle doğru yani. Çok doğru bir tespit. O gelir adaleti ve etik iktisat tartışmalarında hikaye şöyle devam ediyor. Ben karşımdakini ikna etmeye çalışıyorum diyelim. İşte sosyal sigorta sistemine girilmesi lazım, bunu kurmamız lazım. Karşı tarafta diyor ki, kardeşim benim ihtiyacım yok, ben sağlıklıyım şu anda. O zaman ne diyebilirsiniz? İyi de sen onun yerinde olabilirdin. Sağlıksız halde olabilecek bir insanın da yerinde olabilirdin. Sen de diyelim ki en uca çekersek bir ayağın sakat doğabilirdin. Gözün kör olabilirdi. Bunları da hesaba katman lazım. Diyebiliyoruz değil mi? John Rawls da bunu en uca çekiyor. Ve şöyle düşünmemiz gerektiğini iddia ediyor. Bunun ahlaklı yöntem olacağını. Bir toplumda geliri paylaşırken kendi özelliklerimize dair hiçbir şey bilmiyormuşuz gibi düşüneceğiz. Biz bir araya gelmişiz ama genç miyim, yaşlı mıyım, siyah mı doğacağım, beyaz mı doğacağım, zengin bir ailenin çocuğu olarak mı doğacağım, fakir bir ailenin çocuğu olarak mı doğacağım, bunları bilmiyoruz. Sadece kaynakları biliyoruz. Bu koşullar altında kaynakları nasıl dağıtmamız lazım? Ve Rawls'un iddiası şu ki, en kötü durumda olanın koşullarını en iyi hale getiren şekilde dağıtmamız gerekiyor. Madem, çünkü iddiası şu, madem ki ben başıma gelecekleri bilmiyorum ve en kötü insan durumunda doğma ihtimalim de var, onu bir garanti altına alayım değil mi? Yani en alttakinin durumunu olabildiğince yukarı çıkartayım ki başıma gelebilecek en kötü şeyden sakınmış olayım. Ve bu şey, argüman doğrudan matematikte karşılığını buluyor. Hemen ikisinin içerisine girmeye başlıyor. Ve senin de şeyin bana ait olan makalede rastladığın şey bu fikrin modern versiyonu. Sadece sayılarla ve simgelerle ifade edilmiş versiyonu. Onun için anlamadım. Ama işte orada biz çok karmaşık bir problemle ilgileniyorduk. O makaleyi, peki bir dakika bir şey soracağım. İktisat bilmeyen fakat matematik bilen biri, yani biz matematik bölümünden birisini aldık. Al makale bu dedik, anlayacak mıydı? Evet. Ha tamam. O zaman bana sen öğren de gel ya kardeşim diyorsun. Yani ben anlamadım, ben anlasaydım. Hayır ama bizim şunu yapmamız gerekiyor. Yani bunu bir tıpkı bir popüler bilim makalesi ya da popüler bilim kitabı da yazılabilecek şekliyle ifade edebilir hale getirmemiz gerekiyor. Ve oradaki bizim iddiamız şuydu. Zengin ailelerin çocuklarıyla fakir ailelerin çocuklarının eğitim almaları sonucunda gelirlerindeki farklılıkları biz minimize etmeye çalışırsak, yani buradaki amaç ne? Annenin babanın gelirinden bağımsız bir gelir seviyen olması. Yani sen ne kadar aslında efor sarf ediyorsan kendi eğitimine, o kadar gelir elde edebilmen. Ya annenin babanından gelen, geçmişten gelen, senin kontrol edemediğin şeylerden gelirin etkilenmemesini sağlamaya çalışırsak, bu ne yazık ki hüsranla sonuçlanacak bir şey, hikaye. Sebebi de şu, zengin aileler her zaman kendi çocuklarına daha fazla yatırım yaparak devletin uygulamaya çalışacağı politikaları boşa çıkartabiliyorlar. Ve devlet de bunu gördüğü için zaten yapabileceği en akıllıca şey hiçbir şey yapmamak oluyor. Çünkü zaten şeylerin akılcı reaksiyonu, zengin ailelerin akılcı reaksiyonu devletin yaptıklarını boşa çıkaracak kadar çok çocuklarına şey yatırım yapmak, eğitim yatırımı yapmak olduğu için vergi almanın manası ne? Uruguay'da bir ara şöyle bir tartışma vardı. Niye Uruguay diyorum? Çünkü bu tüm öğrencilere tablet dağıtma işte Türkiye'de bir şekilde başlayan hikaye Dünya Ekonomik Forumu'nda gündeme getirildikten sonra ilk tamamlayan
ülke dünyada bunu Uruguay olmuştu. Orada dijital uçurum diye bir kavram üstünden gidiliyordu. Deniyordu ki diyelim bir tabletin değeri $100 yani serbest yazılım kullanıyoruz işte toplu üretiyoruz. $100 bir tabletten bahsediyorsak $100 olanla olmayan arasında bir fark var. Fakat bu fark ileride bunlardan bir tanesinin $10,000 olurken ötekinin diyelim $1,000 olmasına ya da $100,000 olurken $1,000 olmasına yol açacak. Yani orada eğitimde biz aslında en az masraflıyla en yüksek masraflı eğitim arasındaki fark ileride bu insanların arasında belki $1,000,000. Evet. Çok ciddi farklar yaratıyor. Bir de şöyle enteresan bir şey var. İnsanları özdeş, birbiriyle aynı imkanları sağlanması gerektiği ahlaki perspektifi oldukça sağcı bir görüş aslında. Niye? Çünkü sadece hangi imkanlara bağlı, hangi imkanlarla yüzleştiğinize bağlı değil sonuçlar. Size sağlanan imkanların dışında faktörlerden de etkileniyorsunuz. Çok çok böyle hani iktisattan uzak görünen bir örnek vereyim. Diyelim ki iki insanı şeyde maç izlemek için şey vereceksiniz, bilet vereceksiniz. En adil olanı ne olabilir? İki insana vereceksiniz yan yana, değil mi? Aynı pozisyonda görecekler. Böylece sahaya uzaklıkları, görüş açıları falan birbirleriyle denk olacak. Ama o sorun öyle değil ki. Belki bir tanesi kısa boylu, belki bir tanesi uzun boylu, değil mi? Belki adil olan kısa boylu olana daha önde, daha pahalı olan şeylerden vermek, biletlerden vermek, daha uzun boylu olanı daha arkada ve daha ucuz olan biletlerden vermek. Ve ama şimdi kişi başına yapılan harcamaya baktığınız zaman harcama birisinin lehine, birisinin aleyhine. Yani kısa boylu olana daha çok para harcıyorsunuz ama belki de adil olanı kısa boylu olana daha çok para harcamak. Şeydeki Amerika'daki şeylerin mesela tartışmalar büyük oranda bu minvalde ilerliyor. Yani bütün çocuklara eşit eğitim hakkı öyle değil. Bunların ailelerin de arka planı var. Siz aynı okula yollasanız da, aynı harcamayı yapsanız da kendi ailesinin arka planında eğer ki geliri yüksekse sonuçta yine o şeyi oluşturur. Ama zaten fırsat eşitliğini engelleyen yani belki senin dediğin tersi bir durumdan bahsetmiyor muyuz? Yani çünkü bu şunun gibi. Her yurttaştan %10 vergi alacağım demek. Bu çok sadece bir iktisat politikası. Evet. Çünkü eşit ama adil değil. Yani hatta buna şey karşı bile çıkıyor yani daha sağ, bunu çok radikal sağda bulanlar da solcu bulabilirler bu arada. Yani diyebilir ki eğer ki vergi alacaksan herkese eşit vergi. Libertaryenlerin falan biraz oraya belki. Şöyle bir şey ama hani başlangıçta eşit olmayanları az çok eşit hale getirmeye çalışmak için herkese farklı handikap yüklemekten bahsediyoruz. Evet, yani, aynen. Bunlar farklı imkanlarla doğdular ve o halde ötekine bir imkan transfer etmemiz gerekiyor ki bu daha fazla aşılma. Aynen. Bu yani benim sahip olduğum görüş o yönde. Şeyi hesaba katmak lazım. İnsanların hayatlarında keyfini çıkardıkları refah sadece onlara bizim iktisadi olarak sunduğumuz imkanlarla ilişkili değil, başka şeylerle de ilişkili. Buradaki şeyleri, boşlukları kompanse edip fazlalıkları törpüleyebiliyor olmamız lazım. Bu sayede bir fırsat eşitliği imkanı gerçekten sağlanabildiği kanaatindeyim. Ama tabii iktisatın başka kanatlarında söylediği şeyler var. Bu eğer böyle yaparsanız çalışma motivasyonunu, inovasyon motivasyonunu, üretme motivasyonunu kıracağınız. Çünkü zaten her türlü aynı şeyi alacaksam niye uzun boylu olmak için süt içeyim? Değil mi? Niye sağlığıma dikkat edeyim? Hatta kendime zarar bile verip öne geçerim yani. Şu an geldiğimiz noktada şey ama değil mi? Hani liberal iktisatçılar bile bu yüzdekinin en üst yüzdekinin daha fazla vergilendirme tartışmalarında yani o senin bahsettiğin sağcı görüş bir yere kadar eyvallah'tı ama şu an artık makroekonomik dengeleri bozar hale geldi. Evet, tabii. Tarzı bir şeyler söylüyorlar sanırım. Yani bu kadar eşitsizlikle olmuyor gibi. Monopol oyunu oynuyor musun sen?
Olmazsa oyunu. Bir kere oynadım. Şu hayatımda bir kere oynadım. İktisatçı olmanın da hiç faydasını görmedim. Çünkü şöyle çok uzun sürüyor. Bir süre sonra insanın konsantrasyonu kayboluyor. Kritik nokta oyun bitiyor. Evet. Şimdi birisi kazanıyor. Ve tüm parayı topladığı için, ötekinde para olmadığı için oyun bitiyor. Fakat piyasanın bitmemesi lazım. Evet, çarkların yani... dönmesi yani, gerekiyor. Şimdi Monopoly'de sen tüm mal varlıklarını, parayı kazanınca oyunu kazanmış oluyorsun. Oyun bitiyor, tahta kapanıyor. Fakat piyasayı kapatamayacağımız için belki bahsedilen de o. Yani liberal bir açıdan baktığımızda bile bizim şu vergiyi almamız lazım. O parayı biraz dağıtmamız lazım. Evet. Herhalde. Ve bugün yani söylediğin eleştiriler çok ciddi şekilde seslendiriliyor olsa dahi, ki bir çok ciddi bir örnek Paul Krugman'dır. Kendisi Nobel ödüllü bir iktisatçı. Princeton'da hoca. Ve çok açıkça söylüyor. Yani gelir adaletsizliği ekonomilerimizi mahvediyor diye vurguluyor. Başka bir şeyden bahsetmiyor yani. Yazılarını erişebilen herkesin okumasını tavsiye ederim. Ana akım bir iktisatçıdır. Öyle hani radikal uç falan görülen bir insan değil. Yani zaten başka türlü öyle Nobel falan da vermezler adama yani. Unutmamak gerekir ki Nobel ödülünde bir banka veriyor. Aslında o Nobel'den size İsveç Merkez Bankası ödülü. Tabii. Yani aynı dönemde verilen ödülü. Evet, İktisatçılar kendileri Nobel kazandık sanıyorlar. Bir kere yani tabii şimdi... İşin saygınlığına da büyük gölge düşüren bir şey. Şimdi, mesela matematiğin Nobel'i yok. Ki açık ara şeyin kraliçesi yani. Bütün formal disiplinlerin açık ara kraliçesinin bir Nobel ödülü yok. Ve bence boşuna değil yani. O biraz da işin şeyi olduğu için pop kısmı olduğu için. Bu sayede ama bak bir şeyleri itibarları var yani. Tüm, evet. Her konuşmada şey geçiyor. Matematiğin Nobel'i yok. Ha, olsa ben alırdım. Olsa kesin bana vereceklerdi zaten diye. Yani şey söyleyecek, Paul Krugman bunu açık şekilde dillendiriyor. Bildiğim kadarıyla Barack Obama'nın şeyine de çalışma grubu içerisinde genel kabul görmüş fikriyat bu. Ama yapamıyorlar. Çok yani yalpalayarak yapabiliyorlar. Aslında dünyadaki en ciddi örneklerinden bir tanesi Amerika'da yaşanıyor şu anda. Şeyin daha ilerici, daha gelir adaletinin sağlanmasına yönelik iktisat politikaları. Ama Avrupa Birliği'nde şok edici şeyler oluyor. Büyük oranda Almanya'nın başını çektiği perspektif dolayısıyla olan şey şu. Almanya çok açık bir şekilde hani tabiri caizse eski kafalılık yapıp liberal iktisat politikalarının arkasında çok ciddi duruyor. Bunun da şeyini de fikri pompalamasının da finansal kaynaklarının da çok ciddi şekilde sağlıyor ve şeyi kitlemiş durumda. Avrupa ekonomisini kitlemiş durumda. Birçok ülkenin hala iktisadi problemlerin içerisinde çıkamamasının sebebi Almanya'nın sıkı para politikaları, gevşek maliye politikalarına müsaade etmemesi filan gibi şey, borç ödemeleri konusunda çok ısrarcı davranması ve benzeri. Bir yandan da yani hala şey, bilek güreşi gibi görürsek liberal iktisatı hala şeyi kolu kuvvetli ama şunu söyleyeyim, hiç bu kadar zayıflamamıştı. Fransa'da François Hollande'ın Sosyalist Parti hükümetinin %75'lik bir gelir vergisi önerisi vardı Anayasa Konseyi'ne. Takılıp iptal. Yani çok radikal önerilerden de bahsediyoruz. Ya da İsviçre'de geçenlerde yapılan bir referandum ulusal ölçekli miydi, kantonel mi tam bilemiyorum. CEO ücretlerine azami sınır konması. Türkiye'de Ahmet İnsel bunu gündeme getirmişti. Bir azami ücret uygulamasını. Çünkü asgari ücret tek başına herhalde bir şey oluşturmuyor. Bir, yani üstü olmayan bir şeyin altını tuttuğunda o... Evet. Ve bunun bir uluslararası koordinasyon içerisinde yapılması gerekiyor. Yani kaçacak delik bulamaması gerekiyor CEO'lara. Çünkü CEO'lar çok mobil. Yani Finlandiya'daki bir uluslararası şirketin başında
İtalyan bir şey olması ya da Taylandlı bir CEO olması hiç şaşırtıcı değil. Bu da çok doğal şeyler ve çok ciddi paralar kazanıyorlar. Şimdi Bush bile şey demişti, CEO ücretlerini biraz azaltın. Ya o da rica ile yani. Yani böyle hani ciddi hukuki CFO'lar da şikayetçiydi çünkü yani ikinci numaradaki finans müdürü de yani onların arasında da değil. Şimdi orada şikayet edilen şeylerden bir tanesi şu. Biz bunu yaparsak tek başımıza bu çok yetenekli, bilgili ve eğitimli insanlar başka yerlere gidecekler. Şimdi oradaki şimdi diyeceksiniz ki bir insan sonuç itibariyle ama unutmamak gerekir ki firmalar bu korkunç paraları zorlan vermiyorlar bu insanlara. O insanların ödenen paradan daha fazla katkıda bulunacağını bekliyorlar ki o paralar veriliyor. Demek ki işin ucunda yüz milyonlarca dolar var. Yani o kişinin ekonomiye katkısı muhtemelen o miktarlardan bile fazla. Yoksa çünkü firmanın deli olması lazım o şeyleri. Ücretleri sistematik şekilde yani bir örnek değil, iki örnek değil. Bütün büyük uluslararası şirketler için sürekli aynı şeyi gözlemliyoruz. Demek ki bu insanlar ciddi derecede bir katkıda bulunuyorlar. Gelen eleştiri de şu. Ben bunu tek başıma yaparsam bu önemli insan kaynağı başka yerlere, bu üst sınırın konmadığı başka yerlere kayacak. Bunu nasıl engelleyebiliriz? Bunun cidden cevaplanması lazım. Yoksa hakikaten birilerinin sıradan insanların hayatına zarar verebiliriz. Kötü yönetilen ekonomiler, iyi insan sermayesinden yoksun ekonomiler yaratabiliriz. Buna engel olmanın yolu, benim aklıma gelen tek makul seçenek, bunun uluslararası bir koordinasyon çerçevesinde yapılması. Tabii Türkiye bu konuda çok şey değil, büyük bir aktör değil. Uluslararası finans merkezleri var. Bunların en büyükleri işte Londra, New York gibi. Bunların kendi aralarında şey yapmaları gerekiyor, anlaşmaları gerekiyor. Eğer oralarda bir üst sınır tanımlanırsa, bu konuda kapanır ya yani bu eleştirinin de şeyi sonu gelir ve hakikaten bu manasız derecede yüksek ücretlerden bir şekilde sıyrılabiliriz belki. Etik olarak bir soru daha sürme aslında bu biraz sermaye koyan fikri getiren çalışan arasında bir yandan şöyle bir şeyden de bahsediyoruz. Sen diyelim Facebook'u kuruyorsun fakat bir süre sonra işte yani Zuckerberg'in yerinde oldu falan sen bunu bir yatırım bankasına satıyorsun. Hisselerin bir kısmını. Aksi halde büyümüyorsun. Evet. Yani bu Google'da olsun, Apple'da olsun. Şu, bunun sonucu şu olabiliyor yani Jobs'ın Apple'dan kovulması gibi. yani çünkü sen şimdi yeni bir teknoloji geliştirdin. Bu tamamen beyin sermaye. Evet. Entelektüel emeğinle bir şey yaptın. Bunu koydun fakat fiilen bu aile işletmesi gibi büyümüyor dünyada. Yani sen bunun hisselerini bir süre sonra işte bir yatırımcıya satıyorsun. Sen onun işçisi oluyorsun. Evet, dünyada. Evet. Adam seni atabiliyor dışarı. Fakat şimdi burada üç tane şeyden bahsediyoruz. Yani ister bir lokanta açtığımızda sen işte emekli ikramiyeyle parayı koydun. Yanındaki işte o konsepti belirledi. Biri de aylıklı olarak çalışıyor. Bunun sonucu genelde aile tartışması yani. sonlanır. Fakat etik olarak kim parasını nereye kadar alacak? Çünkü ciddi bir kimin hakkı sorusu var. Şimdi orada aylıklı olarak çalışan sonsuza kadar aylıklı olarak çalışıyor. Diğerinin sırf bir defaya mahsus yapılacak bir işi var. Evet. Yani o fikri getirdi ya da o yazılımı yazdı. Evet. Şimdi o bir aylık maaş olmaz. Sonsuza kadar gidecek bir rant mıdır? Ya da sermayeyi bir kere koyan kişi sonsuza kadar onun sermayedir. Yani bu tabii şimdi şey örneği çok güzel bir kontrast koyuyor değil mi? Yani kitaplarda fikri mülkiyetin bir sonu var ama işte başka bir şeyde fikri mülkiyet Facebook'ta olduğu zaman onu da devrediyorsunuz. Yani bu sonsuza kadar o bir getiri sağlayabilir ve bunun sonu yok. Hisseleri devretmiyoruz bir süre sonra. Yani ben senin şirketine, pardon lafı kesin, ben senin şirketine yatırım yaptım, şirketin büyüdü. Ama hani 50 yıl sonra benim buradaki hakkım sonlanıyor değil. O sonsuza kadar benim onun şeyi. Bu sorunun cevabı gerçekten zor. Ama şeyle cevap verme yani ders kitabı, yani doktora seviyesinde bir ders kitabının vereceği cevabı söyleyeyim. İşi öncelikle şeye bırakmak gerekiyor.
piyasaya. Piyasa fiyatları belirleyecek. Facebook'taki reklamların fiyatları, sizin orada belki şey hesap almanız belki ücretli olacak, bedava olacak. Neyse, onların fiyatları belirlenecek. Google'dan hizmet almanın, Google'a hizmet vermenin fiyatları falan belirlenecek. Ve piyasa üretimi çok yukarı çıkartacak, işsizliği azaltacak ve bolluk ve refah yaratacak. Şimdi buraya kadar tamam. Sonra, ama hikaye orada bitmiyor. Şunu yapmanız lazım. O bolluğu yarattığı, oluşan köpüğü şöyle toparlayıp uygun şekilde dağıtmanız gerekiyor. Ama bunu yaparken de başka insanların Facebook değil de Armbook kurmasına engel olmamanız lazım. Ulan zaten ben bu kadar para kazanıyorsam gelip birileri toparlayacak yani. Devlet gelecek bunun üzerine konulacak. Ben o zaman ben bu işlere niye gireyim dedirtmemeniz gerekiyor. Onun adı ne? Mekanizma tasarımı. Uygun mekanizma tasarımları bulmamız gerekiyor. İktisatçının işte en zorlandığı alanlar. Nasıl bir mekanizma tasarlayacağız ki bu insanlar yine böyle haldır haldır çalışacaklar. Hepimizin hayatındaki refahı yukarıya çıkartan işte Google, Facebook gibi şeyleri üretecekler. Ama yine de milyarlarca dolarlık gelirleri veya portföyleri yönetiyor olmayacaklar. Bunlar tekrar halka da dağılacak. Bunları biz nasıl yapabiliriz? Ve bu hala açık bir soru iktisatta. Tabii şu da var. İktisat bize herhangi bir soruya cevap verebildi mi? Ondan bile ben şüpheliyim. Yani birisi zorlarsanız şunu söyleyebilirsiniz. İktisatta hiçbir soruya zaten cevap verilemedi. Şey soracağım ben iyi. Bir soru sorayım cevap ver. Bakalım verebilecek misin? İktisatçılar bir cevap verebiliyorlar mı? Burada çeşitli anlayışlardan bahsederken yani bir işte en alttakini düşünmek herhangi bir şey yaparken en alttakinin ne kadar... Çünkü ben de onun yerinde olabilirdim. Evet, buna bakmak ya da işte bu tarz farklı ahlaki çerçevelerden şundan bundan bahsedebiliriz. Genelde çok fazla referans vermediğimiz belki iktisat tartışırken bir cumhuriyetçi anlayışa bir ahlaki çerçeve olarak referans verebilir miyiz? Çünkü bu sanırım Birleşik Devletler Kuruluşu'ndan ta bu antitrust dönemine kadar bir şeyden bahsedebiliyoruz. Yani biz kraliyeti yıktık ama ekonomik krallık durduğu sürece bu ne kadar anlam taşıyacak? Aynen. Yani bence bu iktidar babadan oğla geçtikçe evet. Cumhuriyetçi bir ülkeden bahsedebilir miyiz gibi bir soru var. Bu anlamda madem siyasi iktidar yani gücü alt kuşaklara devretmemek diyoruz. Ben söylediğine kesinlikle katılıyorum. Ve zaten mesela sosyal demokrasi lafı ortaya çıktığı zaman neredeyse sosyalizmle eş anlamlı kullanılıyor. Yani oradan gelmiyor mu? Yani sosyalden kastettiği iktisadi. Yani madem demokrasi, o siyasi demokrasi var. İktisadi demokrasi de olsun. Yani oyumuz eşitse gelirlerimiz de eşit olabilsin. Ve bu muhtemelen sosyal demokrasiye en büyük katkıyı sağlamış şey dünyanın dört bir yanında cumhuriyet fikri. Tabii bu şeyde Türkiye örneğinde çok sivrilerek ortaya çıkıyor. Yani işte altı oka bakıyorsun. Oklardan bir tanesine devletçilik. Orada tabii şey sorunu var. Ahlaki bir perspektifle mi oraya konulmuş yoksa 29 bulanımın zorunluluğu, fiziksel zorunluluğu dolayısıyla mı devletçilik oraya girmiş? O ayrı bir şey ama iktisadi hanedanların bugünkünden bile daha şişkin olmasını çok ciddi şekilde engellemiş bir şeydir. Kamunun ekonominin içeri falan da dağıtıyorlar bak. Ve bugün itibariyle de şunu çok açık söyleyebiliriz. Devlet dünyanın dört bir yanında üretimden çekiliyor ama devlet dünyanın en büyük hisse sahiplerinden bir tanesi. Dünyanın dört bir yanında şöyle vergi alıyor. Diyor ki şu kadar gelir vergisi, alıyor. Bu kadar. Yani Türkiye vergisi. Şimdi Türkiye OECD ülkeleri içerisinde vergi toplamadaki en başarısız ülke. Toplam üretimden devletin aldığı pay OECD ülkeleri içerisindeki en düşük olan ülke Türkiye. Ama diğer ülkelerde, gelişmiş ülkelerde Türkiye'den kat be kat yüksek. Bazı ülkelerde Türkiye'nin iki katına kadar ulaşıyor. Ve daha şaşırtıcı bir şey söyleyeyim. Trend yukarı doğru.
Yani devletin ekonomiden aldığı payı zamana göre çizdiğiniz zaman bütün ülkelerin yukarı doğru çıkıyor. 1800'lerden itibaren başlatabilirsiniz bunu. Çok net pozitif bir trend var. Çünkü şeyden başlıyor. Bu oran aynen cumhuriyet fikrinin var olmasından önce sıfırdan başlıyor. Devletin ekonomideki payı çok çok küçük seviyelerde. Ve bu oran yavaş yavaş artıyor ve her finansal krizde daha da büyüyor ve geri adım atmıyor, küçülmüyor. Yani devlet bir kere içeri girdikten sonra vergilerle birlikte onu kimse bir daha dışarı atamıyor. Vergide bir yandan da bir toplumsal dayanışma tartışması yürütüyoruz aslında, değil mi? Yani niye vergi veriyorum yanıtı bir toplumsal dayanışma fikrini ürettiğimiz için, bir ahlaki temelden dolayı da veriyoruz. Bu kesinlikle doğru. Bunun çok ciddi bir tartışma. İskandinavya örneği çok tartışılıyor tabii. Şimdi orada biraz önce söyledim ya, devletin ekonomiden aldığı pay bazı yerlerde Türkiye'ye göre iki katına çıkıyor. O İskandinavya. Ve dünyanın en müreffeh, en adil ve en güvenlikli coğrafyası. Peki nasıl oluyor da bu bir şeye sebebiyet vermiyor? Siyasi huzursuzluğa sebebiyet vermiyor. Çok stabil bir şekilde muhafaza edilebiliyor. Senin söylediğin şey dolayısıyla bence, yani bu bence makul bir açıklama. Toplumsal dayanışma ruhu orada çok yaygın. Dolayısıyla hiç kimse şeyden rahatsız değil. Çok vergi veriyor olmaktan rahatsız değil. Siyasi olarak bunun arkası dolu kalıyor. Şimdi soru şuna dönüşüyor o zaman. Niye İskandinavya'da toplumsal dayanışma fikri daha yüksek? Çeşitli argümanlar yürütülebilir. Bir tanesi nedir? Tarihsel tecrübeleri dolayısıyla toplumsal zihinsel bir birikim var. Başka bir fikir de şu. Daha alengirli olduğu için onu da belirteyim. O da şu. İskandinavlar büyük oranda fiziksel görünümleriyle birbirleriyle çok benziyorlar. Ve geniş aile olarak görüyor. Toplumu geniş aile olarak görüyor. Zaten nüfus da çok büyük değil. Mesela Norveç'in nüfusu 5 milyon civarında. Nüfus çok büyük değil. Yaşadıkları yerleşim yerleri küçük. Fiziksel görünümleri birbirlerine çok benziyor. Etnik olarak çok homojen. Dolayısıyla vergi alınmasını birebir sizlerin söylediği şekilde bir toplumsal dayanışma daha anlaşılabilir bir dille, yani ailesinden başka birilerinin zor durumda kalmaması için yardım payı gibi görüyor. Bu da başka bir açıklama ama mesela bu açıklamayı destekleyen bir şeyler olmaya başladı değil mi İskandinavya'da etnik homojenlik bozulmaya başladı. Bunun karşısında matematiksel açıklaman var mı bu konuda? İşte matematiksel açıklama şu. Şöyle olurdu. Etnik homojenlik nimerik hale getirirdim. Ve zamana bağlı olarak etnik homojenlikle birlikte vergi oranlarını... Çünkü değişken olarak baktığında Kongolular da birbirine benziyor. Evet. Ama mesela Afrika'nın etnik yapısı çok karışık işler. Klasik örnek Ruanda. Değil mi? Belçika'nın bilerek karıştırdığı, bilerek etnik ayrımlar yarattığı bir yer. Ve sonuçları yani insanlık tarihi açısından utanca dönüşüyor. İnsanlık tarihinin en ciddi utanç şeylerinden bir tanesi. Katliamlarından bir tanesinin yaşandı. Biz yavaş yavaş bitireceğiz. Tamam. Bitirmeden önce fakat şu eksiği gediği bir tamamlayacağız. Onun dışında ben bir duyuru yapayım dedim. Biz bir internet televizyonu olduğumuz için internetle ilgili şeyler tabii daha öncelikli olarak gündemimize. 18 Ocak'ta internette sansüre karşı bir eylem yapılacak. Herkesin gelmesinde fayda var. Aksi halde günün birinde dükkanı kapatmak durumunda kalacağız. Yani Türkiye'de yeteri kadar sansür vardı fakat yetmediği için daha fazlasını istiyoruz. Yeter mi sansür? Burada daha önce o konuyu bir işlemiştik. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı verilerini yapmıştık. Yani Türkiye'deki kapalı site sayısı ve uçuk rakamlar otomatik olarak kapatılıyor. Yani anahtar sözcüğe göre
evet, falan evet, kapatılıyor. Evet. Ya artık yazılım yazmışlar gibi değil mi? Böyle hani oradan kontrol ediyor. Kapa. Tabii. Yani inanılmaz şeylerden bahsediyoruz. Hı hı. Yani gerçekten en sonunda interneti tümden kapatacaklar. Kapatacağız. Ve rahatlayacağız. İnternetin kapatılmaması için bizim bunun mücadelesini ver. Yani bir şey yapmamız gerekiyor. Ben bir şey söylemek istiyorum bu konuyla ilişkili. Bunların şey olmadığı, paranoya falan olmadığının altını çizmek gerekiyor. Çünkü bu ülkede hatırlıyorsunuz, eminim hatırlıyorsunuzdur, şeyi tartışılıyordu. Yani web sayfasının işte şu kadar örneğini çıkar, kaymakamlığa gönder filan böyle. Filan. Bunlar ciddi ciddi yasa tasarısı olarak filan hazırlanmıştı. Yani gerek entelektüel kapasite itibariyle, gerekse dünya görüşü itibariyle kimlerle muhatap olduğumuz açıkça ortada. Hiçbir kötü senaryo şey değil, paranoya değil. Yani iyi bir şey söylüyorsanız belki şey yapıyor olabilirsiniz. Şimdiden giremiyoruz ki. Ha? Şimdiden giremiyoruz ki internete birçok şey. Yani açık açık ortada da. Ama yani hakikaten içeriğinin bomboş bir şeye dönüşmesi, internetin bütün yani film indirmek haricinde hiçbir manasının kalmayacağı günler hakikaten yakın olabilir. Hatta büyük ihtimalle şeye de girecekler zaten. Hani entelektüel mülkiyet üzerinden o film indirme işlerine falan da muhtemelen girecekler. Şeyleri görüyorum. Reklam yapıyor kamu şeyleri. Tercih özgürlüğü internette diyor. Şu filtreyi mi istersin, bu filtreyi mi istersin? 40 katır mı, 40 satır mı tercih? Soruyor yani. Şimdi sağ olsunlar. İşte Avrupa'yı gelişmiş demokratik perspektif böyle olur. Tercih hakkı sunmadan şey olabilir mi? Yani bir demokrasi olabilir mi? Yani burada doğrudan doğruya bizim şey yapmamız gerekiyor bence. Yani, kesinlikle. Bu internet konusunda basın müzesi var. Sultanahmet, yani eski sansür idaresi binası, hı hı. İşte basın müzesi yapılmıştır. O yanında da işte 2. Mahmut türbesi falan filan. Yani al sansür heyeti binasını dağıttım. Yani biz bu RTÜK'ün binası, TİB'in binası neredeyse. Yani tamamen kapatıp üstüne, hı hı, beton döküp aha internet özgürlüğü müzesi olarak. Yani o bina orada durdukça. Hani bu reformla falan olacak şey değil anlamda diyorum. Evet. Yani şu yasanın şu maddesi olmasın da bu maddesi. Çünkü bir ara o tartışılıyordu. Yok işte nefret suçunu engelleyelim ama şunu da şöyle yapalım da bu da böyle abartı olmuş. Yok yani o yasa eğsen de büksen de benim evet, evet, şey evet, yaptığım. Kesinlikle. Bir de ne kadar kıymetli olduğunu da bir hatırlayalım tabii. Yani internette bir şekilde birbirimize iletişim kurabiliyor olmamız bizi devasa bir kitleye dönüştürdü zamanında değil mi? Tek bir blok olmasa bile birbiriyle koordine olabilen, hiç birbirini görmemiş, tanımamış insanları milyonlarca, yüz binlerce insana çevirdi. Şu an burada... Evet, evet, evet. Yani bu şeyin de kıymetini kesinlikle akıldan çıkarmamak gerekiyor değil mi? Yarım yamalak özgürlüğümüz bile ne kadar şey olabiliyor, kritik olabiliyor, etkili olabiliyor. Ben senin söylediklerine kesinlikle katılıyorum. Yani mevcudun biraz düzeltilmesiyle değil, baştan eli yüzü düzgün bir şeyin yapılmasıyla belki bir şeyler elde edebiliriz. O sansürde utangaç tavırlar çok fazla. Yani sansürün kendisinden bir şey var ya, seni önce ahlaki olarak mahkum eden bir şey. Hı hı. Yani şimdi... Şey mi diyorsun, pornoyu kapatıyor falan da başlıyor. Pornoyu kapatıyorum, sigarayı kapatıyorum, alkolü kapatıyorum bilmem. Şimdi kapatılan şeyler üstünde bir ahlaki ilk başta kriter oluşturuyor, evet. Ki onun sınırı da çok belirsiz. Evet, evet. Yani o istediğin gibi... İstediğin yana çekebileceğin bir şey. O yüzden yani işte en başta hiç çekinmeden pornografinin yani, sansürlenmeye çalışıldığı anda şey yapman lazım yani. Tabii. Yani orada bir onu da önümüzdeki programlarda bir şey yapacağız. Ya bunun bir meşruluğu yoktur. Yani ben pornografiyi yasaklıyorum. Yani onun hak sınırını koyamazsın bir. Yani benim yayınlama hakkımı mı engelliyorsun, benim çekme hakkımı mı engelliyorsun, benim izleme hakkımı mı engelliyorsun? Yani sen
neye karışıyorsun? Şimdi yani onun için hiç o geri adım attın mı sorun bitmiyor ki yani. Kesinlikle. Biraz da tabii şeye de güvenmek lazım ya. Piyasa mekanizmasına. Ya şu manada söylüyorum. Yani sansürle ilişkili olarak. Sansürün en önemli kısmını zaten şey yapıyor. Piyasa yapıyor. Şöyle. Seviyesiz, uygunsuz şeyler. Müşteri bulamama sebebiyle veya görüleceği ağır tepki dolayısıyla zaten büyük oranda eleniyor. Dolayısıyla bu yani şeyin anne babalığını birilerinin anne toplumun anne babalığını soyunmaması lazım. Benim kanaatim bu yönde. Çünkü toplum şaşırtıcı gelebilir ama büyük oranda kendi kendini regüle edebilen bir mekanizma. Özellikle yani hani yıl olmuş 2014. bu saatten sonra da bizim işte yani sigara içmek iyi mi kötü mü filan işte sen şuna bakma şuna baksan daha iyi olur filan. Yani koca bir ilkokula çevirmek, toplumun bütününü koca bir ilkokula çevirmek kendisi ahlaksızlık. Yani bunun kendisinin ahlaksızlık olduğunu. Zaten o çok ciddi bir şey işte. Abi ekleyeceklerini ekle. Onun dışında herkes de 18 Ocak'ta basın özgürlüğünü savunmak için, özgürlükle savunmak için, interneti savunmak için yani yapsın bir şey. Yani pornografiye de tüm basılı materyale, tüm ifadelere sınırsız bir özgürlük almadan bu şey olmayacak. Bu olmayacak. Yani onun için özellikle de bunu söylemek gerek. Yani evet pornografiye de özgürlük, şuna da özgürlük, buna da özgürlük. Ahlaken tatmin olduk mu? yani iktisatın genel hali itibariyle soruyorsan ekleyeceklerini söyle. Tamam. Gidiyoruz. Tamam, kapatıyorum. Ben o zaman slogan atayım. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Gerçekten yani bilimi önemsemek gerekiyor. Bilimden başka herhangi bir şeyi de kılavuz edinmemek gerekiyor. Bilimsel alternatifle bir sürü alternatif var. Bunlar elimine etmek çok kolay. Gerçeklerle kıyaslıyor. Bilim ne söylüyor? Gerçeklerle kıyaslıyorsun. Başka hiçbir şeyi kale almamak gerekiyor. Bu gelir adaletini tartışırken de böyle, sansürü tartışırken de böyle, ne kadar çalışacağımızı düşünürken de böyle, insanın kökenin nereden geldiğini konuştuğumuz zaman da böyle, ölümü tartışırken de böyle, her şeyde böyle. Kapatıyoruz. Tamam. Üzere. Bu arada kapatmadan önce son bir sana... Tabii burada bir iktisatçı, bir matematikçi olarak konuştuk. Fakat Çapul TV izleyicileri bu gezi olayları tabii içinde olan insanlar olduğu için sana tekrar geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Gezide polis şiddetinin zararını diyelim gözünde görenlerden birisin. Çok çok teşekkürler geldiğin için. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Gerçekten çok keyifliydi. Tekrar burada görüşmek üzere. Görüşürüz yani. Evet. Biz buradayız işte. Herkese iyi akşamlar. İyi